Değerli takipçiler, günlerdir aklımız fikrimiz İzmir'deki deprem hepimizi çok üzüyor ve hepimizi çok meraklandırıyor. İzmir'de yaşanan felaketten sonra enkaz altındaki canların kurtarılmasını canı gönülden diliyoruz. Dualarımız onlar için. Hala enkaz altında olanlar var ve hala onlar için ümit var, umut var. Serdar Özen değerli bir iş insanı, organizasyonlardan tanırsınız kendisini. Ünlüleri evlendiren, ünlülerin nikah törenlerini, nişan törenlerini, kına gecelerini gerçekleştiren, İstanbul'da iş piyasasında, sosyete piyasasında çok tanınan bir organizatör kendisi Serdar Özen. Ve şu anda İzmir'de depremzedelere yardım için ne yapabilirim diye yardım için İzmir'e gitti kendisi ve canlı yayında biraz sonra Serdar Özen'e bağlanacağız ve ondan en son bilgileri alacağız. Serdar Özen canlı yayın alıyorum. 3 gündür durmadan paylaşım yapıyorsun. Herhalde be. Merhaba Serdar, nasılsın? İyi misin? Yani ne kadar iyi olabilirsek Bilal abi, burada sürekli az önce de yine sesimi duyan var mı anonsuyla hepimiz bir sessizliğe büründük. Burada tansiyon bir yükseliyor, bir alçalıyor Bilal abi. O yüzden iyi değiliz yani. Ben size göstereyim şöyle buranın şeyini, durumunu. Bakın burası basın mensuplarının yayın yaptığı alandayım ben şu anda. Halk burada. Burada bir çalışma var Bilal abi. Evet. Burada ben sabah, dün geceyi burada geçirdim. Gördüm storylerimde, Bugün sabah saat 9:20 geçe 3 kişi, hemen akabinde bir saat sonra da 2 kişi maalesef cansız bedeni çıkartıldı. O apartmanın adı ne? Bayraklı'dasın değil mi? Burası Doğanlar Apartmanı Bilal abi. Burada içeride 3 yaşında bir kız var, Elif. Onun ailesi de burada. Öyle mi? Üçüncü gün hatta dayısı burada. Anneannesi burada, dedesi burada. 5 kişilik bir ailenin en küçük üyesi. Beşiğindeymiş Bilal abi ama beşiği bulmuşlar. Öyle mi? Elif'i bulamamışlar. Yapma ya. Bilal abi bu binada, bu Doğanlar binası. Elif, affedersin Serdar. Affedersin. Elif kaç yaşında dedin? 3 yaşında. Anladım canım. Devam et lütfen. Vallahi yürek dayanmıyor buraya gelince Bilal abi. Yani ben size şuraya göstereyim. Bilal abi bu binanın hemen yanındaki bina çok sağlam. Evet. Bu binanın altında burada yüksek iddialar şöyle. Çok ünlü bir nargile kafesi var ve bu nargile kafe tadilat yaparken binanın önündeki 2 tane taşıyıcı kolonu kesmiş. Zaten de bina bakın şöylesine yola doğru. Burası yol. Evet. Binanın yıkılmasının sebebi altındaki nargile kafenin tadilatında taşıyıcı kolonları kesmesinden kaynaklanıyormuş Bilal abi. Yazık ya. Çok kötü. Serdar, sen nerede yakalandın depreme? Nerede duydun? İstanbul'da mıydın? Bilal abi ben İstanbul'daydım. Evet. Benim kız kardeşim burada yaşıyor, Karşıyaka'da. Anladım. Akabinde hemen işte yola çıktım, geldim. Burada da insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Birçok ünlünün desteğini alarak geldim. Kimin desteğini? Ya isim vermek yani istemediler Bilal abi. Ama tahmin edersin ki yani benim tanıdığım birçok ünlü battaniyedir, dezenfektandır. Yani bizim yerimizde Serdar orada olsan da oradasın madem bizi de temsil et dedi. Evet.
Daha bu sabah da Yasemin Sakallıoğlu katıldı bu desteğe. Onu söyleyebilirim. O çok yakın arkadaşım olduğu için o böyle şeylere takılma. Ne güzel. Şunu söyleyeyim, ben ünlü, seni herkes tanıyor ama tanımayanlar için söyleyeyim. Serdar Özen ünlülerin çok yakın arkadaşı. Kendisi iş insanı. Düğün organizasyonları, nişan organizasyonları, işte baby shower, kına gecesi, bütün sosyetenin, iş dünyasının ve ünlüler dünyasının bu tür organizasyonlarına yardımcı oluyor. Ve son zamanlarda dünya ile giren pek çok ünlüler de o evlendirdi. Serdar, bunu söylemek zorundayım ki ünlülerle yakınlığını insanlar daha iyi anlasın diye. Ve orada ne ihtiyaç var? Tüm gömleklerimi çıkartıp geldim. Tabii. Arabada uyudum. Burada gece hemen şu tarafta bir park var. Bilal abi, onu da size göstereyim. Gösterdik ben. Bir park var. Orada evet. İnsanlar battaniyeyle uyuyorlardı. Ancak bir kişiyi arabaya alabildim. Kaloriferi açtım ve yatırdım. Yani... Yetebildiğimiz kadar Bilal abi, ne diyeyim, ben gazeteci olmadığım için Bilal abicim böyle düzgün bir akışla sana anlatamayacağım. Bir de estağfurullah, çok güzel. 3 yaşındaki Elif'e o kadar takıldım ki yani dün gece burası 8 dereceydi. Ve benim kulaklarım ve ellerim uyuşma seviyesinde üşümüştü. Bu betonun içinde kalan bir insanı gerçekten hayal etmek bana... Böyle hani deli kuvveti gibi kaldır o betonları, fırlat at derecesinde hırs veriyor. Çünkü içeride bir tane aile babası panik atak sebebiyle ölmüş Bilal abi. Yani sadece beton yığınları arasında kalmak değil, ben hikayelerimde de söyledim. Benim için de çok klostrofobik bir tek olay darbe almak değil. Mesela şimdi Elif'in küçük kardeşi var, Umut. O da mesela tozdan dolayı boğularak ölmüş. Dayısı geldi. Sesinde problem oldu şu anda Serdar. Evet, Elif'in dayısı değil mi? Sesi duyamıyoruz ama. Sesi duyabiliyor musun sen beni? Sen beni duyuyor musun? Bir daha bir bağlanalım, bir daha bağlanalım Serdar'a. Elif'in dayısı, içeride kurtulacağını ümit ettiğimiz enkaz altındaki Elif'in dayısı Serdar Özen'in yanında. Şimdi Serdar Özen'e bağlanıyoruz tekrar. İzmir'e, deprem bölgesinde. Özgür Bey, içeride şu an enkaz altında olan 3 yaşındaki Elif'in dayısı. Beyefendi, ne denir, geçmiş olsun, küçük torununuzu kaybetmişsiniz galiba. Elif'i evet. Bekliyoruz değil mi, ümitle? Bilal Bey, aynen doğrudur. Yani Umut 7 yaşındaydı, onu kaybettik. İkizlerimiz yaşıyor annemizle beraber, sağ salim, sağlık durumları yerinde. Ama şu an enkaz altında 3 yaşında Elif'imiz var, onun için bekliyoruz. Yani umudumuzun umudu Elif'ten bekliyoruz. İnşallah kurtulur. Peki Elif'ten herhangi bir ses duyabildi mi kurtarma ekibi? Yani, tam sessizlik veriliyor dönem. Şu ana kadar alabildiğimiz bir ses durumu yok ama yani belki uyuyor. Belki de yani şu an küçük çocuk olduğu için açıkçası hani böyle belirgin bir tepki de veremiyor açıkçası. Çok doğru söylüyorsunuz. İnşallah çok kısa süre içinde bulunacak, kurtulacak. Abi. Bu arada Cumhurbaşkanlığından ekipler var burada Bilal abi. Psikolojik birim var, yeleklerden söylüyorum. Sosyal esirgeme var, Kızılay var. Anneanneye sürekli psikolojik destek ekipleri, yelekli ekip gidiyor yanına. Bir ihtiyacı olup olmadığını soruyor, sürekli sohbet ediyor.
Buradaki teşkilatlanmada gerçekten üst düzey, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi şarj istasyonları dahi göndermiş. Ne kadar güzel. Görmek isterseniz onları gösterebilirim. Evet, lütfen. O zaman bu basın alanından çıkacağım Bilal abi. Buraya tekrar dönmek ister misiniz? Yani burayı tekrar görmek ister misiniz? Sen nasıl arzu edersen, teşekkür ediyorum. Bir gazeteci gibi titiz bir şekilde bize her şeyi gösteriyorsun. Teşekkür. Bu arada ablan nasıl, onu öğrenmek istiyorum. Kız kardeşim çok iyi. Onlar bilirler. Karşıyaka'da Yüksek Vadi denilen bir bölge var Bilal abi. Orada. Evet, biliyorum. Herhangi bir hasarları yok çok şükür. Çok güzel, çok güzel. Serdar, İzmir'in neye ihtiyacı var? İzmirlilerin şu anda en çok neye ihtiyacı var? Söyleyeyim Bilal abi, şunu göstereyim. Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un gönderdiği şarj istasyonları. Biz bakın. İzmir'de battaniye, dezenfektan, vitamin ve oyuncak ihtiyacı var. Şimdi Bilal abicim, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiğim mobil bir büfe var burada. Hani güzel. Şu şeridi aşamıyoruz. Burası tam çalışma alanı. Burada gördüğünüz gibi içeride 15 kişi daha olduğu söyleniyor. Şu anda burada 8 tane ambulans hazır bekletiliyor. Bilal abi, ambulans sayısına göre içerideki insan sayısını kestirebilir olduk bu arada. Ekstra bir ambulans çağrılarak götürülüyor. Acil bir durum için bekletiliyor buradakiler bu arada. Ama cansız bedenler için buradaki ambulansları hareket ettirmiyorlar. Ekstra çağırıyorlar, onlar geliyor. Buradakiler acil durum, yani canlı bir insan çıkarsa diye. Şöyle tekrar Elif'in anneannesi, dedesi ve ailesi burada. Bu arada evet. İzmir burada. Burada yiyecek içecek anlamında hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi herkesin elinde bir yiyecek var. Kurulmuş işte pilav, tavuk. Hayat Dolu Derneği galiba bu. Evet, Hayat Dolu. Ne güzel. Hayat Dolu Derneği burada. Ne güzel, ne güzel. Kızılay'da bütün gece sıcak çay, meyve suyu, su. Kızılay bu konuda gerçekten çok başarılı çalıştı Bilal abi. Burada çay ocağı var. Çok güzel. Çok güzel. Ayrıca orada tavuk pilav vardı Bilal abi. Burada da kavurma pilav, yine Kızılay dağıtıyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Burada işte yani aslında bence yiyecek yardımı biraz abartıldı galiba. Artık işimiz çiftliğe gidiyor Bilal abicim. İzmir'in karnı tok. İzmir'in sırtı üşüyor. İzmir'in psikolojik desteğe ihtiyacı var. Evet. Bunlarla beraber İzmir'i baştan sona gezdim diyebilirim. İzmir'de büyük bir yıkım söz konusu değil aslında Bilal abi. Yani kaotik değil İzmir geneli. 8-10 tane enkaz var. Bu enkazlarda deprem değil, hani bina öldürür lafından yola çıkarak binalardaki hatalardan dolayı. Bu arada hemen önümde İnsani Yardım Vakfı var, o arama kurtarma ekibi yemek yiyor. Ne yapsınlar, afiyet olsun. Yıkımların hepsi Bayraklı'da mı? Yıkımların hepsi Bayraklı'da mı? Yok tabii, Bayraklı, Bornova. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu. Manavkuyu, ama Manavkuyu'da galiba bir tane var. Manavkuyu'da büyük olan var. En çok Bornova ve Bayraklı tarafı çok fazla Bilal abi. Binaların, müteahhitlerin sağlam bina yapamamasından dolayı mı? Yani Bilal abi, şöyle söyleyeceğim. Hani ben müteahhit değilim, hiç anlamam. Ama şimdi yerle ihsan olmuş bir binanın yanında. Bakın bu, hemen şöyle size göstereceğim. Şimdi Elif'i beklediğimiz yer bakın şurası. Evet. Evet. Burada, bu binada çatlak yok Bilal abi, yani bunu matematik kabul etmez herhalde. Bunda çatlak yok. Her şey ortada. Bunlar bitişik nizam. Sanki böyle tıraşlanmışçasına ayrılmış. Yani o zaman bu bina nasıl ayakta durabilir ki? Bu binada da bakın şöyle tadilatlar hep yapılmış, oynanmış. En kötü bakın şu balkonu bu ev sahibi kapatmış tuğlayla. Sonradan kapattığı işlem bile çatlamamış. Şimdi bunun hemen yanındaki bina yok. O yüzden
Bunun için mühendis olmaya gerek yok bence Belal abicim. Bu ya müteahhit hatası ya da o altındaki ünlü nargile kafenin taşıyıcı kolonları keserek dükkanını güzelleştirme çabasından. Belki de canına mal oldu o dükkanda, bilemiyoruz. Çünkü saat 14.51'de meydana geliyor ki daha oraya inilmedi, evet. Bilal abi. Daha kafe çalışanlarına inilmedi. Şu anda 3 kat var. Doğru. Serdar, storylerinden Serdar Özen storylerinde sokakta yatan, geceleri sokakta uyuyan insanları da gösteriyorsun bize. Evet. Çok sayıda var mı görmediğim? Bilal abi var. Bakın şöyle bir durum var. Şimdi ben dedim ya, hani İzmir'in genelinde yıkım yok, hani 7-8 tane, evet. Ama psikolojik yıkım var Bilal abicim. İnsanlar evine giremiyor. Yani ben arabada bir saat kestirdim, dondum yani. Hani bunun arabada ölçü değil. O yüzden insanlar sokakta, parkta mecburen. Artık devlet de mobil tuvaletler falan koymuş. Yani binanın yıkılması gerekmiyor insanların içinde olmaması için. Zaten büyük bir korku var. Ben çadır kentleri de gezdim Bilal abi. Orada da yani durumu iyi veya kötü olan herkes sokakta. Herkes orada. Peki çadır kent nerede var? Ne tarafında var İzmir'in? Aşık Veysel denilen Bornova'da. En büyük olanı orada. Hatta bu ünlü televizyoncu var ya hanımefendi, onun tırını gönderdiği yer, bizzat gittim, o tıra da baktım. Müge Anlı'nın. Evet, Müge Anlı ve dostları. O Bornova, Aşık Veysel. Tahmin ediyorum İzmirli değilim de içeriye girdiğim için parkın. Orası bir park herhalde. Çünkü içinde kiralı bisikletler var vesaire falan filan, böyle bir park alanında çadır kent kurulmuş. Sabah saat 5 bile ama insanlar girip çadıra bile uyumuyorlar Bilal abi. Çünkü bu arada burası sürekli sallanıyor. Sürekli sallanıyor. Peki o çadırlarda kalanlar sence gerçekten evi yıkılanlar mı, yoksa korkudan sokakta kalmak isteyenler mi? Şöyle Bilal abi, zaten evi yıkılanların sayısı İzmir nüfusuna vurduğunuzda çok, yani çok küçük bir sayı. Çok küçük. Zaten de şu anda 52 kişileri buldu biliyorsunuz. Korku daha fazla çadıra kalmaya yönlendiriyor diye düşünüyorum Bilal abici. Mesela şöyle durumlar da var. Şimdi benim bir tane takipçim var Seyrek tarafında. Birazdan onun yanına gideceğim. Kızı makineyle yaşıyor Bilal abi. Cihaz, hastalığın adını unuttum, affetsin beni. Çok küçük, 5 yaşında bir kızı var ve cihaza bağlı yaşıyor. Evinin duvarları çatlamış. Şu anda ona bir ev kiralamamız gerekiyor. İşte bir 800 TL'ye ihtiyacı var mı? Sokakta kalmış kızcağız. Eşi de yok. Böyle durumlar da var Bilal abi. Yani yıkılmasa da çatlak yarık sebebiyle evine girer. Bu arada bu etrafımızda gördüğünüz tüm binalar mühürlü Bilal abiciğim. Bunları... Öyle mi? Evet evet, buralar mühürlü. Yani insanlar çıktığı gibi hepsinin kapatılmış, önünde şeritler var. Buralara da girilmesine izin verilmiyor. Belki de evine girilmesine izin vermeyenler de çadır kentte. Ama bu arada küçüklü büyüklü ne kadar park önünden geçtiysen, 2 çadır var, 5 çadır var, 10 çadır var. Yani yeşil alanlara çadır kurulmuş. Anladım. O evlere girilmeme sebebi herhalde çatlak var değil mi binalarda? Aynen, tedbir amaçlı. Özellikle bakıyorum Bilal abi ben de acaba ne var diye. Herhangi bir şey ben göremiyorum yüzeyde. Tabii içini bilemeyiz. Ama hiçbirinin durumu sıkıntılı değil. Az önce gösterdim ya Bilal abicim. Yani bu yıkılan, evet. Adam biraz balkonla işlem yapmış. Sonradan yaptığı işlem çatlamamış. Yani o yüzden ben çok o işi anlayamayabilirim Bilal abi. Anladım. Kaç gün oradasın Serdar? Ben yarın sabah İstanbul'da olmam gerekiyor. Çünkü bir etkinlik sözüm var. Ama tekrar geleceğim yarınki işimi hallettikten sonra. Yani bir ayağım burada olacak. Ben bu gece de büyük çoğunlukla tek kişilik ve Tayfun'un desteğiyle battaniyeleri dağıtıp, dezenfektanları dağıtıp, bir de benim burada önemli STK'larda üst düzey sevdiğim büyüklerim ve arkadaşlarım var. Onlar da beni bir iki yere davet ettiler. Onlara da bir şeyleri vereceğiz ki emin olmak istiyoruz şeyden. Dağıtımdan. Bir de ben burada Bilal abi, bugün sabah saat 5.30'da ben burada bir şey gördüm.
Hiç isim verip hiç kimseyi zikretmek istemiyorum ama çok önemli bir kurum sabah saat 5'te çay isteyene çay vermedi. Yapma ya. Vermedi Bilal abi ve dedi ki çocuk, ya dedi benim elim dedi yukarısı öyle istedi, kusura bakmayın dedi, ben deli oldum. O yüzden... Keşke okuyun şeyin... Bilal abi. Söylesen ismini. Bence... Yok yok. Hiç okuyorsun Bilal abicim. Ben hiç o polemiklerin adamı değilim. Biliyorum, biliyorum. Seni öyle... Rahatsız etme ama yani hiç ummadığınız bir... ya çay versen de olur. Allah'ını seversen. Böyle bir şey olabilir mi? Çay mı ya bu? Hayır. O yüzden ben buraya bir çay otomatı da şey yapacağım. Kurdurtacağım. Özellikle buraya kurdurtacağım. 7-24 burada ne kadar çalışıyorsa insanlar çay içsin diye. Çayı isteyen adam da çok olgun bir adamdı. Tamam paşam dedi yani. Hani ama çok bozuldu ya. Çok sinirlendim Bilal abi. Eğer bu yayın gerçekten o tahmin edilen kurumlardan birinin yöneticisine denk geliyorsa bir bardak çay için Allah'ını seversen saat falan konmaz. Ayıptır, günahtır. Ben buraya propaganda yapmaya gelmediğim için isim vermiyorum. Ben varlığımla bir kişiye bile dokunsam benim için vicdanen çok önemli. Ben buraya şov için de gelmediğimden isim zikretmiyorum ama çok yanlış buldum Bilal abi. Çok doğru söylüyorsun. Çok iyi anlıyorum seni. Ayıp böyle şeyler. Hatta ben buradan İzmirliler varsa lütfen bu akşam burada ne kadar çay termosunuz varsa alın gelin. Biz burada bir ders verelim. Çünkü bunu yapanlar burada hala aktifler. Belki utanırlar. Çay Bilal abi, çay. Çay yani. Şunu da sormak istiyorum sana. Bu yardım malzemeleri dağıtılırken hiç usulsüzlük falan oluyor mu? İhtiyacı olmadığı halde bilip olabilen oluyor mu? Özür dileyerek ben yardımdan çok özür dileyerek şifahen kendi fikrimi söylüyorum. Amacım asla polemik yaratmak değil. Evet. Yardımdan anlayışımız karın doyurmak mıdır? Ben anlamadım Bilal abi. Akşama kadar burada mevlüt gibi et pilavlar, tavuk pilavlar. Yahu buraya, burada yani niye yemek veriyoruz biz? Yani ben bunun mantığını çözemedim. Çözemedim gerçekten. Neden yemek veriyoruz? Maalesef bizim toplumum için bir alışkanlık. Sürekli her acıda yemek servisi yapılır. Ama neden? Neden? Ya, battaniye, şu bir köşede dezenfektan köşesi yok. İncelere girecek olursak tuvalete özür dilerim. Girdiğim gibi çıktım. Mobil tuvaletler. Bunların düzgün olması lazım. Eldiven bunlar yok. Koronaya uygun alınmış tedbirler yok. İç içeyiz. Efendim söyleyeyim. Battaniye yok. O yok, bu yok. Yani teknik aksamlardan hiçbir şey yok ama karın doyurmak anlamadım ben Bilal abi. Bu saatli olsa, belli bir saatte kurulsa o, değil mi, o ikramlar, yemekler, sofralar sadece belli bir saat içine sınırlı kalsa, ama anladığımız kadarıyla dediğin gibi hep gezdirirken gördük zaten yiyecek tezgahlarını. Peki çok haklısın. Bir yandan koronavirüs tehlikesi de var. Ama yiyoruz Bilal abi. Ben mesela yiyemiyorum. Yani bakın şimdi depremden değil koronadan öleceğiz yahu. Ben şimdi çıplak elle tutulmuş bir bardağı, çıplak elle bir tutulmuş bir tabaktan yapılan bir servisi alıp herkes aynı bilinçte değil. İnsanlar yiyor ama bu böyle bulaşıyor. Ben bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum ya Bilal abi. Ben biraz bu konularda sivri düşünüyor da olabilirim ama beni çok rahatsız ediyor. Ben burada su bile içmiyorum. Çok haklısın. İzmirliler biliyorsunuz muhteşem insanlar. Zaten boyozunu alan geliyor. Herkes boyoz dağıtıyor. Herkes bir şey dağıtıyor. Ama çıplak ellerleyiz. Yani ortalık asla provokasyon değil ama bakın çöp, her yer çöp, her yer leş. Ve biz burada yardımlaşmaya çalışıyoruz ve insanlar burada gece yatıyorlar. Bakın burada birisinin evi var. Dün gece de buradaydı bu çocukcağız. Bakın minderi, yastığı, döşeği, tuvalet kağıdı, püsküvisi, suyu, çantası. Herkes çocuk orada mı? Çocuk mu kalıyor orada bankta? Yani çocuk mu? Bu arkadaş hapşırıyordu işte. Ben bunu aldım şeye.
arabaya. Arabaya. Bakın orada her bank bir motor. Ev alacaklar. Evet. 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 Herkesin elinde fazla fazla yiyecekler. Bakın kimsenin yediği yok. Bakın çift parçaklar ayran var. Afiyet olsun. İşte çocuklar eğleniyor. Onlar ne alsın ne bilsin. Merhaba abi. Merhaba amcam. Bak burada. Bak burada. Afiyet olsun. Ne yapsın? Ne yapsın? Şimdi bakın burada biz bunu Zaharat Caddesi'nde bir seyyar satıcı yapsa alır götürürler. Evet. Sen beni konuşturma Bilal abi. Ben tutuldum bu işe çünkü. Her şeye el değecek şekilde olmaz böyle bir şey. Bu koronavirüs ortamında. Tutuldum Bilal abi. Doğru bulmuyorum. Yok. Yerden göğe kadar haklısın. Serdar, eğer müsait olursan akşam 20'de bir çadır çevresinden yapalım mı? Ya da senin olacağın bir yerden. Ben bu gece de buradayım Bilal abi. Siz ne zaman isterseniz haberleşelim, ben de yardımcı olurum size. Tamam, sana soracağım. Siz şu anda tam sesimi duyan var mı ya denk geldiniz? Bir dakika. Şu an sessizlik oldu. Evet. İnşallah. İnşallah. Şu anda enkazda. İnsan kurtarmaya çalışıyor. İnsanlar sesini duyan var mı diye enkaza seslendiren. Allah'ım. Enkazdan biri yazdı diyorlar. Enkazda izleyen tekrar yazsın lütfen. Birisi canlı yayında bizi izliyor. Enkazdan birisi bizi izliyor. Tekrar yazsın. Enkazda birisi var Serdar. Serdar şu anda bize yazdılar. Gördüm. Bilal abi de konuşamıyorum. Evet. Bilal abi sen iletirsin. Enkazda birisinin yazdığını bize. Gördün mü ama Bilal abi? Enkazdayız. Buradayız anlamında mı? Yoksa enkazın altında mı biri var? Onu ben idrak edemedim. Gördüm ama Bilal abicim. Tekrar yazabilir mi? Kuaför Hilal. Kuaför Hilal Nur. Enkazdaki kişi. Bilal abicim siz bana iletin yayın sonrası. Ben de buradaki kız görevlileriyle paylaşayım durumu. Tabii bu enkaz mı bilemiyoruz. Yoksa hani Evet. Anlamında mı yazdı onu da ben hani enkaz alanında gibi. Yok, Elif daha çıkartılmadı ki öldü densin ya. Burada bir hanımefendi şimdi Elif öldü diyorlar ama Elif'e daha ulaşılamadı Elif'e. Henüz bir herhalde. Doğru. Hilal'e yazıyorlar. Hilal onun enkazının altında mısın? Tekrar yaz lütfen. Elif öldü diyen Hilal olur mu? Hilal olur. Kuaför Hilal olur. Adresi. Adresi Kuaför Hilal olur. Instagram adresi. Hesabı. Bilal abicim. Evet. İşte yanlış anlamış. Şuran enkazda olabilir buraya yazan. Bizim ismi enkazda ya da sinirli bozuyorlar ya. tövbe. Yani enkazdan şurayı da izleyecek hali yok herhalde Bilal abicim ya. Troller var biliyorsunuz. Ben çok itibar edemiyorum onlara. Ama evet, çok terminci burası. Takdir sizin Bilal abicim ama sinirim bozuyor. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Yani Bilal abicim var mı yapabileceğim bir şey? Canım çok teşekkür ederim. Akşamleyin de bağlanabilirsek başka soracaklarım da var. Çok teşekkür ederim. Bir gazeteci gibi bizi aydınlattın.
Çok teşekkür ederim. Bilal abicim, seni seviyorum abi.